İstanbul Barosu basın ve toplum başlıklı panelde medyanın içinde bulunduğu durumu ele aldı. Gazeteci ve hukukçuların katılımıyla düzenlenen panelde sermaye ile işbirliği yapan medya kuruluşlarının bağımsız olamayacağı vurgulandı. İstanbul Barosu'nun düzenlediği basın ve toplum adlı panelde yandaş medyanın ekonomik kaygıları yüzünden iktidarın emrinden çıkamayacağı vurgulandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan panelin açılışını yapan avukat Ertuğrul Kazancı, medyanın durumunu iktidar yalakalığı olarak değerlendirdi. Basın, yayın, televizyon veya her ne halise sadece siyasal iktidar sahiplerini allamak, pullamak, yağlamaktan öteye geçmez. Bu da basının varoluş nedenine karşıttır. Çünkü basın ulusun gözü, kulağı, dilidir. Panelde konuşmacı olarak bulunan avukat Burhan Öğütçü, AKP hükümeti döneminde hukukun partizanlaştığını, medyanınsa bunu görmezden geldiğini Platon'un şu sözleriyle dile getirdi. Belli bir kesimin hizmetinde olanlar yurttaş değil, partizandır. Ve bunların adaletine adalet demek boşunadır. Öğütçü, Gezi Parkı olayları sırasında halka müdahale etmesi için askeri göreve çağıranları eleştirdi. Şimdi siz ne yapıyorsunuz acaba? Jandarmayı niçin çağırıyorsunuz acaba? Ordu göreve demiyor musunuz? Polis göreve demiyor musunuz? Cumhuriyet Gazetesi yazarı Şükran Soner, medyanın suni gündem yarattığını aktardı. Yani beynimize bir ahtapot eli yerleştirildi. Yıldızlarımız satın alınıyor, onların aracılığıyla çarp oturtuluyor ve insanlar gerçekleri değil sanalı algılıyor. Medya aracılığıyla toplumların algısını değiştirmede Amerika'nın uzmanlığına da değinen Şükran Soner, Türkiye ve medya ilişkisini şöyle özetledi. Rejimi demokrasi olan ülkeler içinde medyası en kirlenmiş, en bağımlı ülke konumundayız.